Herkese merhabalar, canlarım, canım arkadaşlarım. İsteğiniz üzerine sürdüğüm rengarenk ojelerimle yeniden karşınızdayım. Evet, bu bir kombin challenge videosu. Bose, orada bir şey var. Bir fare mi gelmiş bebeğimizin ayağına? Bose, inanamıyorum. Gerçekten buradan bir fare gibi gözüküyor ya da kocaman bir örümcek gibi. O da nedir orada? Arkadaşlar, heyecanımı sizden saklayamadım. Burada bir şey gördüm ve gerçekten onu uzaktan fare ya da kocaman bir böcek gibi gördüm. Bu Poyraz'ın oyuncağıymış. Aslında biraz da tırtıla benziyormuş. Çok sevimlisin ama git. Çünkü bu videoda günlerdir beklediğimiz Audrey Anne. Yılbaşı bebeğimizi açacağız ve bir kombin challenge yapacağız. Ve anladığınız üzere yalnızım arkadaşlar. Bu videoyu yalnız çekeceğim. Bu video yalnız çekilir mi? Hemen geliyorum, bekleyin. Arkadaşlar, işin var, lütfen devam et. Arkadaşlar, Buse'nin işi varken asla yerinden kalkma gibi ihtimal yok. Bakın ne kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. Yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Bu yüzden ben challenge'a buradan katılacağım. Öyle bir şey yok. Lütfen sesini kes, işine bak. Audrey Anne, benim bebeğim ve onu ben saçamazsın anne. Sen öyle zannet. Hadi o zaman gelsene. Gelemez ki. O kadar önemli bir işi var ki arkadaşlar. Şu anda saat gecenin ikisi. Yetiştirmesi gereken iki video var. Ve sabah 9'da da otobüsü var. Ve bunun öncesinde duşa girecek, saçlarını yapacak, sabah giyeceklerini hazırlayacak. 2-3 günlük bir yolculuğa çıkıyor. Onun için valizini hazırlayacak. Of, mümkün değil gelmesi. Ama hadi bakalım arkadaşlar, şantaj mı yapıyoruz? Ne diyoruz buna? Kışkırtma mı diyoruz? Kışkırtma diyorum. Açıyorum. Kışkırtma. Açıyorum. Of. Açıyorum. Açma. Yapma bunu. Açıyorum. Açıyorum. Tamam, gelsene ya. Gelsene, gelemez ki. Arkadaşlar evet, baş başayız. Bir dakika. Döndürüm sen arkamı hadi. Ne oldu? Şimdi ben gidiyorum ya. Güle güle. Yolculuğumda yanıma bir bebek alacaktım. O bebeğimle o günde bütün tatilimi geçirecektim. O bebeğim Audrey Anne olamaz. Olacak. Hayır, onu vermeyiz. Olacak. Bir kere o bizim konsept bebeğimiz. Yılbaşına kadar, yeni yıla kadar o hiçbir yere gidemez. Annesi ben olduğum için izin vermiyorum. Kusura bakma. Hayır, sen kusura bakma. Ben onu yarın götürüyorum. Audrey Anne'i zaten açmam gerekiyor. Ankara'dan geleli tam 10 gün oldu arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bu videoda Audrey Anne'i açacağız. Bu videodan sonra onun oda dekorunu açacağız. Ve ondan sonra da onun dış mekan aracını açacağız. Kızağını açacağız. Ard ardına gün içinde videolarımız geliyor olacak. Lütfen kanalımızdan ayrılmayın ve videolarımızı atlatmadan başından sonuna kadar izleyin deyip hemen Audrey Anne'i yanıma doğru çekiyorum. Ve onun kutudan çıkış merasimini başlatıyorum. Başlatamadım. Parmağımı tam şıklatamamışım arkadaşlar. Madem sihirimi yapamadım, bir hatırlatma yapayım. Audrey Anne'in paketinin içinde zaten bir sürü aksesuar ve kıyafet var. Bakalım kaç kombin çıkacak içinden. Bunun yanında Buse ile birlikte artık o zaman gelir herhalde, işi biterse. İşte bu dolabın içinden Audrey Anne için yeni kombin hazırlayacağız. Ve bu sefer daha önceki kombin çalışmalarımızdan farklı olarak dolabın içindeki, bakalım dolabımız nasılmış, sürpriz olacak. Ceylin bugün düzenliyordu. Eğer düzenli dolapsa işimiz çok kolay. Her ikimiz de aynı anda ve 30 saniyede İkimiz dolapların kapağını açacağız. Kapış kapış. Asla fazla bir malzeme almak yok. Ayakkabısından tokasına, aksesuarına kadar her şeyini eksiksiz temin edeceğiz dolabın içinden. Ve daha sonra giydireceğiz bebeklerimize. Ve sonrasında muhteşem, eğlenceli ve heyecanlı bir kombin çalışta devam ediyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlarım. Ve duyanlar duymayanlara haber versin. Gül ablanız video başı kalbini atmayı unuttu. Neyse ki erken hatırladı. Hadi kalbim sizindir arkadaşlarım. Kabul edin. Hop. Kimler yakaladı? Doğruyu söyleyin. Hadi o zaman yakalayamayan arkadaşlarım için şöyle yapalım. Bir arkadaşım demiş ki senin elin küçük kalıyor, bizim elimiz büyük kalıyor. Bu iyi midir arkadaşım? Canım arkadaşım, bu iyi midir? Şu nasıldır? Hadi o zaman şimdi kalbin yarısını tamamlayın. Hoppa. Hadi çok geyik yaptım Gül abla, başlayalım artık, bir an önce dediğinizi duyar gibiyim. O zaman Audrey Anne, çık artık o kutunun içinden. Senin aksesuarlarını daha yakından görelim, inceleyelim. Beğenip beğenmediğimize karar verelim. Evet, harika bir bebeğimiz daha olacak arkadaşlarım. Çok masum değil mi? Bir böyle bir soğuk bir snob havası var değil mi? Belki kutunun içinden çıktıktan sonra elbisesini değiştirdikten, saçlarına değişik bir hava verdikten sonra birazcık değişebilir. Hani ben öyle sezdim. Bakın şu arkaya. Hepsi ne kadar sevecen, ne kadar sevimli ve sıcakkanlı, öyle değil mi arkadaşlarım? Sanki Audrey biraz yalnız bir kız değil mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Evet, doğru adrestesin şekerim. Hepimiz seninle çok iyi arkadaş olacağız ve seni çok seveceğiz. Sen de, evet, bakın göz göze gelince daha bir sevimli oluyor. Daha doğrusu onunla böyle tatlı tatlı konuşunca, daha doğrusu onunla sohbet edince, onu anlamaya çalışınca sanırım kendini daha iyi hissetti ve yüz ifadesi değişti.
güzel, öyle değil mi arkadaşlarım? Bayıldım. Pabuçlarıyla elbisesinin uyumu ve kafasındaki saç bandıyla ne kadar da uyumlu görünüyor. Biraz önceki kombinin bir parçası daha varmış. Evet, harika bir aksesuar. Çanta. Bakalım çantayı eline nasıl... Arkadaşlar, bu kadar özenli, bu kadar güzel bir çanta olabilir mi? İçinin astarı da varmış ve hatta içinde etiketi bile var. Çok şık ve pahalı bir çanta gibi görünüyor değil mi? Aslında kumaştan. İstersek biz de ona böyle bir çanta dikebiliriz. Hem de çok kolaylıkla. Şöyle size yakından göstereyim. Bence bir deneme yapın. Ve sonucu benimle Instagram'da paylaşın. Eminim benim yetenekli arkadaşlarım bu çantanın aynısından yapmayı başarırlar. Bebeğinize yapın. Kendinize yapın. Bunu yaparken makas ve iğne kullanacağımız için mutlaka bir büyüğünüzden yardım isteyin. Ha olmaz. Ben yapmayı bilmiyorum Gül abla derseniz benim yapmamı isteyin. Ben de sizlere bir videoda bebeklerimiz için çantalar yapayım. Bu model de onlardan bir tanesi olsun. Ay arkadaşlar, neden bu kadar uzattım bilmiyorum. Sanırım çantayı çok beğendim. Ve bebeklerim için değişik çantalar yapasım geldi. Siz de buna bahane ettim. Hadi devam edelim. Kutunun içinde bir sürü incelenmeyi bekleyen aksesuar var. Bir saç bandı daha. Üzerinde bir gül var. Ve bu trikodan çok güzel bir bant. Saç bandının rengini ve modelini çok beğendim. Bakın burada ne var? Henüz ambalajından çıkmamış. Hadi çıkartalım ve inceleyelim. Evet, bu pembe renkli polyester bir çift çorap. Renk kombinimizde gayet uyumlu görünüyor. Bir montumuz daha oldu. Daha doğrusu bu şişme bir yelek. Mont değilmiş arkadaşlar. Ben bunu mont zannediyordum. Bakalım içinde nasıl bir tişört varmış. Fermuarı açtım gerçek gibi. Bakın dikişlerini tertemiz dikmişler atmasın diye ve içinin astarı bile var. Ve içinde elyaf bile var. Gerçekten bu bir şişme mont. Hemen tişört inceleyelim. Daha sonra montu döneriz. Tişörtümüz de çok güzel. Audrey N'in tişörtü pudra pembesi renginde. Yakası hafiften büzgülü. Aynı büzgüler kollarda da var. Ve bu olay manşete doğru biraz daralmış. Kolda bir bolluk havası yaratmış. Bunu bebeğimin üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Daha önce sahip olmadığımız çok güzel bir tişört. Mevsim geçişlerine rahatlıkla kullanabiliriz. Çok kalın değil. İlkbahar ve sonbaharda kullanmak için ideal bir tişört. Şişme yeleğimize geri dönelim. Pembe rengin tonuna bayıldım. Üzerinde siz ne renk görüyorsunuz? Kahverengi bir görünüyor. Kahverengi gibi görünüyor. Siyah gibi görünüyor ama onlar yeşil arkadaşlar. Yeşil minik minik puantiyeleri var. Önüne bir de hareket vermişler. Fırfırlıymış. Evet, konsepti ne kadar da güzel tamamlamışlar arkadaşlarım. Yakadaki ve koldaki fırfır yelekte de var. Bakalım altına pantolon mu yapmışlar, tight mı? Wow, arkadan cırtlı. Gayet profesyonel. Bebeğimi oldukça fit gösterecek. Muhteşem güzel. Koton, naylon değil. Polyester asla değil. Likralı mı desem, içinde lastikler var ama kesinlikle koton arkadaşlarım, ipek gibi. Bebeğime çok yakışacağından emin oldum. Harika çorap şeklinde bir tight. Evet, şimdi bakın ne göstereceğim. Bu çizmenin aynısından bizde var. Hatta Kıvanç'ı Ankara'ya götürdüğümde bunları giydirmiştim. Ak çizmelere benzeyen harika bir çift daha çizmemiz oldu. Renk çok güzel ama keşke başka rengimiz olmuş. Arkadaşlar, aklıma fikir geldi. Sizce? Evet, Gül ablanız bunları boyar mı? Boyar. Başka bir renk yapar mı? Yapar. O zaman bunun rengine siz karar verin. Kış rengi olsun değil mi? Böyle taba rengi, kahverengi, bordo, mor. Ne dersiniz arkadaşlarım? Rengi siz karar verin. Akrilik boyalarımla bu çizmeleri boyayayım. İsterseniz simli de yapabiliriz. Boyadıktan sonra üzerine simler dökeriz. Çok şık bir çift çizme sahibi oluruz. Ne dersiniz? Agların rengine siz karar verin. Size çok enteresan bir şey göstereceğim. Hay Allah, ne gerek varsa. Arkadaşlarım, bakın dışarıdan baktığınız zaman... Agların üzerinde desen yok. Ama bakın içi desenli. Ne gerek varmış. Her türlü estetiği, görseli düşünmüşler. Hatta bunun yanında asla ödün vermedikleri çocukların sağlığını da düşünmüşler. Hemen sizin için tekrar kokluyorum. Kesinlikle hiçbir koku yok arkadaşlar. Hani iyi bir koku da diyemiyorum. Kötü asla yok da. Kesinlikle kokusuz. Zaten şu pamuk ipliği olayı her şeyi anlatıyor. Bu paketlemeye makinenin değmediği her şeyi açıklıyor arkadaşlarım. Her şey tamamen insan emeğiyle, el emeğiyle yapılmış. Ve bunlar da bizim yılbaşı aksesuarlarımız. Audrey Anne sanırım yılbaşını yalnız geçirecekmiş. Kararlıymış bayağı. Çünkü her şeyden birer tane var. Ama zannetmeyin ki yalnız geçirecek. Biz çok kalabalık bir aileyiz arkadaşlarım. Bizim harika bir dondurma kafemiz var. Yılbaşı akşamını o kafede kutlayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yıla girmenin heyecanını, yani yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve eğlence getirmesi dileğini hep birlikte orada yapacağız. Özlediğimiz bütün arkadaşlarımızla o akşam bir arada olacağız. Ya da dondurma arabasını şöminemizin yanına getireceğiz. Bir yaş daha büyümenin ve yeni yılın hepimize güzel geçmesi için iyi dileklerimizi tüm sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Her yeni yıl bir umuttur arkadaşlarım. Çünkü bir yaş daha yaşlanıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşamadığımız, tatmadığımız heyecanları yaşayacağız. Bu yüzden her yeni yıla umutla gireriz. Umarım 2019 hepimiz için çok keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur arkadaşlarım. Hadi o zaman devam edelim. Kutumuzu açtık. İçindeki her şeyi çıkardık. Hepsini şimdi bir araya getirip topluca görelim. Audrey N'in ilk kombini böyle arkadaşlarım. Fikirlerinizi, eleştirilerinizi çok merak ediyorum. Eleştirecek bence hiçbir şey yok. Çünkü muhteşem uyumlu. Konsept harika. Çünkü bir tane uyumsuzluk göremiyorum.
Her şey ton olarak, tarz olarak birbirine çok uyumlu. Ne dersiniz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Audrey N'in ilk kombinini beğendiniz mi? Sizler kararınızı verirken üzerimize hemen giyip geliyoruz. Ya yine sihir yapmayı başaramadım arkadaşlar. Madem öyle size pabuçlarını göstereyim. Biraz önce fark etmedim. Bakın daha önce böyle pabucumuz olmamıştı. Bu pabucu yazlık kombinlerimizde de kullanabiliriz. Minicik yeşil pabuçlar harika görünüyorlar. Madem öyle ışıltılı gri kilotlu çorabını da göstereceğim. Hem çıkartalım. Çorap o kadar kaliteli ki arkadaşlarım. Adeta gerçek. Asla içini göstermiyor. Oldukça kalın. Tam kışlık bir çorap. Elbisemizi de çıkartalım. Ve diğer kombinimizi giyelim. Wow, yok artık dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Muhteşem güzel bir kombin. Belki de bugüne kadar bebeklerim üzerinde gördüğüm en muhteşem, en uyumlu kombin. Bebeğimin saçları zaten muhteşem. Hiç bu kadar platin sarı saçlı bebeğim olmamıştı. Ve ben bu renge bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel öyle değil mi? Audrey aramıza hoş geldin bebeğim. Ve ismini arkadaşlarımız karar verecekler. Herkes videonun sonunda isim önerilerini aşağı yorumlara yazmış olsun. Arkadaşlar Audrey'in size göstermek istediği bir özelliği daha var. Audrey'in eli, kolu yani bütün eklemleri hareketli. Bakın istediğimiz şekli alabiliyor. Audrey hadi bereni düzel. Harika görünüyorsun. Hadi şimdi bacaklarını göster. Bakın Audrey koşuyor. Sanki yeni yılın ertesi gün tam 1 Ocak'ta kar yağmış. Dışarıya kar oynamaya çıkıyor diyebilir miyiz? Ya da sabah kahvaltısı için hava çok soğuk. Bu kombini giymiş. Ve markete alışverişe gidiyor. Evdeki arkadaşlar için bir kahvaltı sofrası hazırlayacak. Evet alışverişe gitmek için gayet güzel bir kombin. Ne dersiniz arkadaşlarım? Ben çok beğendim. Harika değil mi? Ya da evet onu Biter'le tanıştıracağımız gün bu kombini giydireceğim. Çizmeleri görünce nedense at çiftliği aklıma geliyor. Bu kombine tam olarak Biter ziyareti kombini de diyebiliriz. Arkadaşlar Audrey'e bakmaya doyamıyorum. Bu gözler nedir öyle? Masmavi gözler, sapsarı saçlar. Tam olmuş yani. Ne dersiniz arkadaşlarım? Bebeğim hakkında yorumlarınızı, eleştirilerinizi lütfen aşağıya yazın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Saç rengi aslında kutudayken çok da hoşuma gitmemişti ama açtık ve ne kadar gerçekçi olduğunu gördük. Benim bu renklere sahip saçlı bir arkadaşım vardı. Acaba bozulur mu bukleleri taradığım zaman? Tabii onun saçlarıyla da kuaförcülük oyunları oynayacağız. Bukleleri çok güzel. Şu an için böyle yoğun buklelere sahip bir bebeğim yok. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Audrey iyi ki geldin. Ve arkadaşlar bakın ne fark ettiniz? Yüzünde sanki bir sıcaklık değil mi? Yüzüne renk geldi çocuğun. Çünkü onunla ilgileniyorum. Ailemizin ne kadar kalabalık olduğundan ve onu çok seveceğimizden bahsettim. Evet sizden bahsediyorum arkadaşlarım. Artık aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. İsmi şimdilik Audrey. Onun Türk ismine siz karar vereceksiniz. Audrey ve ben önerilerinizi heyecanla bekliyor olacağız. Şimdi nereye gidiyorsun Audrey'cim? Aa kombin challenge yapacaktık değil mi? Buse'yi çağırmaya gidiyorsun. Hadi çağır da gel. Biz de dolabımıza yaklaşalım. Dolabın üzerinde bakın kim var. Lorelei hihi. İn oradan. Biz geliyoruz. Challenge yapacağız. Buse hadi. Bak kız üşenmedi yanına kadar geldi. Hadi Buse. Hadi Buse. Yoksa gözün mü korktu Buse? Kombin challenge'da ben birinci olacağım Buse. Bunu bildiğin için kaçıyorsun galiba Buse. Gelsene Buse. Gelsene. Evet Audrey N'in ikinci kombini de böyleydi arkadaşlarım. Şimdi sırada üçüncü ve dördüncü kombinleri var. Lorelei hihi. Devlet ana gibi oturmuşsun oraya. Ve Buse ile birlikte 30 saniye challenge'ımız başlıyor arkadaşlarım. Duyanlar duymayanlara tekrar haber versin. Audrey N için 30 saniyede kombin challenge yapacağız. Buse sesim çıkmıyor. Wow düzenli mi acaba sayılır. Audrey N'in saç rengine, ten rengine ve tarzına en uygun kıyafeti seçen kazanır. Konseptimiz ne olsun? Ne kombini yapacağız? Yılbaşı konsepti ne diyorsun? En güzel kombin. Wow tamam işimiz kolay. En güzel, en şık kıyafet bu o zaman. Ya, kapan kazanır. Arkadaşlarımıza göre anneciğim. Evet. İyi butonunda. Arkadaşlarım çok heyecanlı. 30 saniye challenge'ımız başladı. Ne olabilir? Ne olabilir? Tibet'in gömleği değil. Bütün tişörtler altına kaymış burada. Ceylin bu bir tuzak mı bebeğim? Gerçekten bu bir tuzak olabilir. Yok yok almayayım. Elbise istiyorum. Lorelei elbisen çıktı karşıma. Lorelei. Allah'ım. Çok heyecanlı. Ne yapacağım? Wow. Ay, o an 5 saniye mi? Pabuç nasıl olur? Bunlar olmaz. Oh. Wow, alamadım. Ay, bu kadar bitti. Ya arkadaşlar ben bu dolabın kapağını açınca neden böyle oluyorum? Ben? Kendimi kaptırıyorum. Ben de. Gerçekten gerçek bir mağazada hissediyorum kendimi. Ona mı baksam şunu mu alsam ne alaka? Bakın. Bu ne alakasızdır? Bunlar ne? Hani bak benim kombinimin kışlığıyla şu tacın uyumsuzluğu. Ya bu spor ayakkabıyla bu güzel elbise yok. Kürk. Oho. Acaba seçtiğimiz kıyafet ve aksesuarlardan Audrey N'in üzerinde en güzel hangisi duracak?
Tabii ki de benimki. O zaman hadi buyur önce seninkini görelim. Tamam hemen. Bu senin kombinini Audrey Anne'in üzerinde görüyoruz. Bir ayrılmayın, sonra da benimkini. Ve işte bu senin Audrey Anne için seçmiş olduğu kombin. Bu arkadaşlarım ve dikkatimi ne çekti hemen size de gösteriyorum. Doğru pabuçu seçmiş. Evet, ona dikkat ettim bu sefer. Tibet'in değil teninin pabuçlarını seçmiş. Evet, adanın pabuçları sana çok yakışmış bebeğim. Şöyle ayaktan başlayalım. Üzerinde beyaz dar bir stretch pantolon var. Muhteşem, güzel olmuş. Fit. Tam çok güzel taşıyorsun. Üzerine geçelim. İşte bu uyumu beğenmedim. Şu yeşil tişört beni biraz rahatsız etti arkadaşlarım. Siz ne diyorsunuz? Kürk ve çanta uyumu muhteşem güzel. Kürkün belindeki kurdelenin parlaklığıyla çantanın parlaklığı muhteşem uyumlu. Yalnız bu birazcık mektep çantasına benzemiş. Çantanın modelini çok da beğenmedim. Ama yok, hayır. Kürkümüz de retro. Eski moda klasik bir kürk yelek olduğu için uyumlu da olabilir. Geçiyoruz tepeye, ne alaka? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Gül abla sen de bir beğeniyorsun bir beğenmiyorsun. Bu kadar şık bir kombinin üzerine, hele de bu kürkün üzerine. Böyle cafcaflı ya da tam tersi zıt sıradan bir taç ya da saç bandı olmaz. Anneciğim yani bu bir Havana stili oldu. Ama Havana altın, evet, Havana değil. Altın şişhane olmuş, tepen Havana olmuş. Olmamış. Hayır. Anneciğim ama işte son anda aldım. Şimdi görmeden aldım. Elime tutuşturuvermiş. Son dakika aksesuar seçilmiş. Evet evet. Hiç olmamış. Çuvallamışsınız. Bence bu olmasa bakın. Arkadaşlar şu havaya bakar mısın? Ne kadar güzel. Saçını şık bir topuz yapmış olsaydın ya da tek bir, evet, at kuyruğu, evet, arkadan. Ama şu altın parıltı muhteşem güzel görünüyor. Evet. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, bu senin kombini nasıl? Audrey Anne'e yakıştı mı? Ta ki benim kombinimi görene kadar biraz değerlendirmiş olun. Benim kombinimde tabii ki fikirleriniz tamamen değişecek. Ve iyi butonda kazanan ben olacağım. Bekleyin, geliyorum. Audrey Anne, çıkar şu üzerindekileri. Benim kombinim sana daha çok yakışacak. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. İşte muhteşem kombin değil de ne? Bu kadar güzel uyum değil de ne? Evet, öncelikle pabuçları aldığıma pişman olmuşum. Şu anda acayip mutluyum ve çok tarz olduğunu düşünüyorum. Elbisemiz zaten çık bir elbise değil. Yani bir gece elbisesi, bir tuvalet olarak düşünmeyelim onu. Günlük harika spor bir elbise ve belindeki kemeriyle pabuçların uyumuna bayıldım. Elindeki çanta biraz kokuş olabilir. İşte onu da yakadaki kürküyle tamamladığını düşünüyorum. Kürkünü ister böyle kullanırmış. Günlük hayatına devam ederken birden toplantı haberi gelmiş. İşte o anda bu kürkü hemen takıvermiş. Asla üzerini değiştirecek vakti bile yokmuş. İşte dolabında bulduğu bu basit kürkü hemen üzerine atmış. Hemen ona uygun bir çantada kapmış. Ama kafasındaki çiçeği çıkarmayı unutmuş. Evet arkadaşlarım, benim nazarlığım da bu olsun. Ama biraz rüküşlük katmış o kafasındaki koca papatya. Evet, onun dışında harika görünüyor arkadaşlarım. Peki sizler bu 4 kombin arasından en çok hangisini beğendiniz? Bebeğimin bu kombiniyle artık videomuzu bitiriyoruz. Şimdi veda zamanı arkadaşlarım. Bir sonraki videoda bebeğim için şömineyi ve kızağı açmış olacağım. Lütfen yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için kanalımıza mutlaka abone olun. Ve videolarımı lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak beğenin. Ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Hangi kombini başarılı buldunuz çok merak ediyorum.